Herkese merhaba, ben Sena. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kumbara patlatma videosu çekiyoruz. Keşke böyle elimde bir çekiç olsaydı, böyle tam böyle patlatmalı bir video çekseydik. Yani çekiçle kumbarayı patlattığım gibi bir şey olsaydı ama elimdeki kumbaralar bunlar. O yüzden bunları kullanacağız. Uzun bir süredir böyle cüzdanımda kalan bozuk paraları kumbaraya atıyordum ama hiç saymadım. Yani şu an ne kadar olduğu ile ilgili hiçbir fikrim yok. Bunun yarısı kadarı dolu galiba. Bunun da aynı şekilde yarısı kadarı dolu. İki farklı kumbara da biriktirmeyi tercih ettim. Videoya başlamadan önce sizden bir şey istiyorum. Şimdi ben buradaki paraları birazdan masanın üstüne dökeceğim. Ne kadar olduğunu göreceksiniz böyle göz kararı olarak. Ve ne kadar para olacağını tahmin etmenizi istiyorum. Ben en sonunda hepsini saymasını bitirdikten sonra ne kadar olduğunu size söyleyeceğim. Sizden de istediğim tahminlerinizi videoyu ileri sarmadan, ne kadar olduğunu görmeden sadece o gösterdiğim kısımda ne kadar olduğunu tahmin edip yorumlara yazmanızı istiyorum. Bakalım kimler yaklaşacak, tam tahmin yapabilen olabilecek mi? Bunları merak ediyorum. Ve burada sosis balonlarını göstermek istedim. Bu arada sosis balon videolarım çok fazla izleniyor. Belki siz de merak ediyorsunuzdur ama görmemişsinizdir. Sosis balondan köpek, çiçek gibi şeyler yaptığım videolarım var. Onları da izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Bunları da özellikle hazırladım. Bu video bittikten sonra da büyük bir sosis balondan yıldız yapmayı göstereceğim. Aklıma gelirse başka şeyler de yapabilirim. O yüzden onlara bakabilirsiniz. Şimdi kumbara kısmına geçiyoruz. Bir tane bu şekilde var. Bu başka bir kutuydu. Ben bunu daha sonra sprey boyayla boyadım. Şuralardan biraz geri atmışlar. Bu şekilde kapağını açalım. Göstereyim. Nereye kadar? Tam yarı falan galiba bu. Şöyle göstereyim. Bunun içi bu şekilde dolu. Şimdi bunu dökeceğim. Bir de bunun içi dolu. Şurada arkada açma kısmı var. Burayı açtıktan sonra buradan paraları döküyorum. Bu arada hiç kağıt para atmadım. Bence kumbara daha çok bozuk para atmak için var diye düşünüyorum. Ben hep hani o şekilde kullanırım. Açamadım bunu ya. Paralar içeride kaldı. İşte bu sefer çekişle bunu kırabilirim. İçeride tabii ki de bırakmam. Operasyon tamam, açtım. Şurada gördüğünüz gibi bir delik var. Buradan şu şekilde dökeceğim. Şimdi içindeki bütün parayı masaya yayıyorum. Ondan sonra size masadaki parayı göstereceğim. Sonra tahminlerinizi alırız. Elime kağıt kalemimi de aldım. Çünkü kumbara sarmak ciddi bir iştir. Hepsini tek tek gruplandıracağım. 1 liraları, işte 10 kuruşları, 25 kuruşları hepsini ayrı ayrı böyle farklı yerlere koyup ayıracağım. Ondan sonra tek tek hangisinden ne kadar olduğunu not edeceğim. En son toplayacağız. Şimdi kumbaranın bir tanesinin içindeki paraları döktüm. Hemen şimdi kameradan onu göstereceğim. Bunun içinde çok fazla yoktu. Sadece bu kadar çıktı. Biraz az vardı onun içinde. Geri kalanını hemen şuradan dökelim. Çoğunluğu bunun içinde. Toplamda şöyle biraz da yayayım. Şimdi aşağı yukarı olarak burada ne kadar para olduğunu tahmin etmenizi ve şu an videoyu durdurup yorumlara tahminlerinizi yazmanızı istiyorum. Birazdan ben saymaya başlayacağım tek tek. Ondan sonra bakalım kim en doğru tahmini yapmış. Instagram hatırlatmamı yapmayı unutmuşum. Beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Şu an çok az takipçim var ama sizlerin desteğiyle artacak ve o zaman çok daha fazla paylaşımlar yapacağım. Instagram ismim Sena Levendoğlu. Sonunda iki tane U var. Oradan takip ederseniz sevinirim. Bu kadar. Evet, bu şekilde ayırmaya başladım. 1 liraların hepsini şuraya atıyorum. 50 kuruşları varmış. Gördüğüm 50 kuruşları buraya atıyorum. Daha sonra sayacağım. Bu şekilde saymak çok daha kolay oluyor. Arada bir karışıyor. Hemen onları düzeltelim. 50 kuruşlar buraya. 1 lira var buraya.
Bunları ayırsam zaten geriye sadece 25 kuruşlar 10 kuruşlar kalacak için onları ayırmayı düşünmüyorum. Onları tek tek 10 kuruş 25 kuruş ayırmaya gerek yok aslında. Ekstra uğraşmak gibi olur. Onları direkt o şekilde sayarım. Şekilde. Ayalım bakalım. Daha bu kadar var. Benim işim biraz uzun sürecek. Tamamını tabii göstermeyeceğim size. Tamamını üzüp sıkmak istemiyorum. Şimdi birazdan videoyu durdurup ben hızlı bir şekilde bunları ayıracağım. Şu an durum bu şekilde ve daha bu kadar ayrılacak para var. Ben şimdi hızlıca onları ayırayım. Sonra saymaya başlayalım. Ve ayırma işlemini bitirdim. Burada 5 kuruş, 10 kuruş ve 25 kuruşlar var. Burada 50 kuruşlar var. Burada da 1 liralar var. Çoğunluk 1 lira biriktirmişim. Şimdi şöyle son kez bir bakın bence ve tahminlerinizi tekrar bir gözden geçirin. İsterseniz şu an tahmininizi değiştirebilirsiniz ama bundan sonra değiştirmeyin. Artık sayma kısmına geçeceğim. Bu arada ben bunu küçükken de aşırı severdim. Böyle kumbara biriktirirdim sürekli. Arada böyle bir çıkarır, sayar, sonra geri yerine koyardı. Bu benim bayağı hobim gibi bir şey. O yüzden en böyle eğlendiğim videolardan biri oluyor. Bir de balon videolarında çok eğlenirim zaten. Onlar çok hoşuma gidiyor. Ve nereden başlayalım? Küçük paralardan mı başlayalım? Tamam, önce küçüklerden başlayalım. Kendi kendime sordum, kendi kendime karar verdim. Şimdi saymaya başlıyorum. Şöyle 1 lira. Böyle tabii akşama kadar sürer bu iş. Böyle bir bir sayacağım bunları da. Bunları da acaba gruplandırsam mıydım? Neyse bir de şimdi onunla uğraşmayalım. Burası zaten çok fazla olmadığı için hızlı biter. O zaman ben buraya hızlıca bir sayayım. Sonra diğerlerini birlikte sayarız. Burası çünkü biraz daha karışık olduğu için uzun sürebilir. Ondan sonra hemen not defterime yazacağım. Sonra 50 kuruşlara geçelim. 25 kuruşların sayımını bitirip kumbaranın içine attım. 25 kuruşların toplamı tam 15 lira tuttu. 5 kuruş ve 10 kuruşların da sayımı bitti. Bunları da içeri atıyorum. 5 kuruş ve 10 kuruşlardan da toplamda 5,5 lira çıktı. Paraları saydıktan sonra bir ellerim falan kirlendi. Masanın üstü falan da biraz kirlendi. Ben bunların sayımını bitirdikten sonra değenin içine doldurayım. Suyu da basayım üstüne, ben bu paraları biraz yıkayayım. Şu anda 25 kuruşlardan toplam 15 TL'miz olmuş. 5 ve 10 kuruşlardan da 5,5 liramız olmuş. Şimdi 50 kuruşların sayımlarına geçiyorum. Bunları birlikte sayalım. Şöyle 1. 1 liraları çektim önüme. Şimdi sırada bunları saymak var. O zaman başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, bir dakika. İşte baştan sayıyorum. Kameraya mı bakacağım, masaya mı bakacağım odaklayamadım. Biraz da şöyle yapayım, daha rahat sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle yürüyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, burası da 30 etti. Şöyle bir küçük not alayım, bazen karışabiliyor çünkü. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir 30 daha oldu. Onu da şöyle kenara yazayım. Karıştırmayalım. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir 30 daha yaptık. Onu da yazdım. Hepsini şöyle atalım. Ve elimizde kalanlar şimdi devam ediyoruz. Ben isterseniz bunları artık biraz daha hızlı sayayım. Ondan sonra tutar söyleyeyim. Şurada bir 30 daha yaptım. Onu da ekliyorum. Burası kaldı. Burası yine bir 30 lira daha tuttu. Ve şurası kaldı. Orayı birlikte sayalım artık. Şu son 30'umu da yazdım ve buraya ekledim. Şimdi buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. Bütün hepsini de saymayı bitirdik. Bunu da şimdi buraya not alıyorum. Burayı da saydığım zaman 186 TL 1 liralardan gelmiş oluyor ve son hasılatımızı topluyoruz. Toplam paramızı söylüyorum. 248,5. Evet, birlikte kumbaramızı saydık ve bitirdik. Toplamda 248,5 liramız oldu. Sizin tahminleriniz neydi? Onları çok merak ediyorum. Bakalım yaklaşabilen oldu mu? Onları çok merak ediyorum. Ve videonun sonuna geldik sanırım. Ben şimdi gideceğim ve bu paraları bir suyun içine basacağım. Çünkü özellikle şu su saydığım tam belli oluyor mu bilmiyorum ama ellerimi bayağı kirletti. O yüzden onları bir yıkayayım. Ondan sonra yeniden bunun içine dolduracağım ve tümletmeye gideceğim. Sonra da artık onlarla bir şeyler alırım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımı da izlemeyi ve ayrıca beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.